Herkese merhabalar. Bugün Ata ile birlikte size fizik tedavi dönemimizden bahsedeceğim. Fizik tedaviye nasıl başladık, hangi cihazları aldık, hangi cihazlarla şu an devam ediyoruz, fizik tedavi günde kaç kere yapıyoruz, biraz bunlardan bahsedeceğim. Aldığımız fizik tedavi aletlerini göstereceğim size. Bugün babamız da bizimle. Az önce bu kuştu. Kustuğu için üzerini değiştirdik. Tekrardan geldik değil mi anneciğim? Çok mutlusun bakıyorum da. Kustun mu sen? Kustun mu aşkım? Bebeğim annem. Ne yaptın? Kustu. Çok mutlu şu anda. Değil mi anneciğim? Bugün babamız da bizimle olacak. Bu fizik tedavi aletlerimizi çekerken tek tek anlatacağım. Anlatırken babamız çekecek bizim videomuzu. O yüzden daha rahat olacak. Şimdi birazcık fizik tedaviye biz nasıl başladık ondan bahsedeyim. İlk 8 ay nöbetlerimizden dolayı biz fizik tedavi yapamadık. Çok ağır nöbetler geçiriyorduk. Atanın nöbetleri anne karnında başladı. Doğduğundan itibaren de devam etti. Spasite oluştu 3 aydan sonra. Hiçbir şekilde vücudunun dokunulmasına izin vermedim. Ama ata gibi çocuklar için fizik tedavi çok önemli. Vücut kontrolünü yapabilmesi için, başını tutabilmesi için, ellerini kollarını hareket ettirebilmesi için, yani her açıdan fizik tedavi gerçekten çok önemli bu tip çocuklarda. Biz G-Terapi için Hindistan'a gittiğimiz dönemde fizik tedavimiz orada başladı. İlk fizik tedavisini orada oldu ata. 3 seans şeklinde aldık. Hindistan'da yaptığımız fizik tedaviden sonra gördük ki ataya gerçekten fizik tedavi çok iyi geliyor her anlamda. O yüzden Türkiye'ye gelir gelmez bir fizik tedavi doktorundan randevu aldık. Fizik tedavi doktoruna götürdük atayı. Bu tip çocukların evde fizik tedavi alabileceğini öğrendik o süreçte. Evde fizik tedavi için başvurduk öncelikle. Ama bundan olumlu sonuç alamadığımız için belirli bir süre fizik tedavi merkezine yönlendirdiler bizi. Ata haftanın 2 günü fizik tedavi merkezine gitti. Yaklaşık bu 5 ay sürdü. 5 ay içerisinde de aldığı fizik tedavilerden sonra Ata'da gelişme gördük biz. İşte baş tutması olsun. Yani eskiden baş tutmaları daha iyiydi ama hastanelerde yatıp işte belli bir süre orada kalması onu biraz daha geriye götürdü. Aynı zamanda şundan da bahsedeyim. Ata ve ata gibi çocukların yılda 90 ders fizik tedavi alma hakkı var. Bu da haftada 2 güne tekamül ediyor. 1 veya haftada 2 güne tekamül ediyor. Ve bu tip çocuklar için gerçekten yetersiz. Yani atanın en az günde 3 ders fizik tedavi alması gerekiyor. Tabii haftanın 2 günü almasının dışında evde biz de bir şeyler yapıyoruz. İşte onun için cihazları aldık. Oturma aleti olsun, ayakta durma aleti olsun. İşte ayakları için AFO aldık, elleri için ayrı bir atel aldık. Yani fizik tedavilerin dışında da bu tip makineler de bu çocuklar için gerçekten çok önemli. Birazdan onlardan da bahsedeceğim zaten size. Bu arada bu aldığımız cihazları da devlet karşılamıyor. Kendiniz alıyorsunuz. Sadece devlet bu aspirasyon makinemizin bir kısmını karşılıyor. Yani biz 470 liraydı hatırladığım kadarıyla. 170 lirasını ödemiştik. 300 lirasını devlet karşılamıştı. Onun dışında da AFO'ları için yine bir başvuruda bulunmuştuk. 240 liraydı. Bunun 100 lirasını falan devlet karşılamıştı. Mama makinesi aldık. Mama makinesini ücretsiz verdiler. Ayakta durma aletimiz olsun. Oturma koltuğumuz olsun. Bunları biz karşıladık. Devlet hiçbir şekilde bunları karşılamıyor. Bilginiz olsun eğer bunu soracak olursanız ki. Şimdi ilk aldığımız aletten itibaren hepsini tek tek anlatacağım size. Önce atayı şuraya bir koyayım. İlk ata için biz atel aldık. Atelin şimdi burada yok ama küçük geliyor artık onu kullanmıyoruz. Sonra AFO'ya geçtik. Ata yaklaşık hatırlıyorum 8 aylık mıydı? 9 aylıkken galiba aldık. Bu AFO'ları aldık ataya. Şimdi ayaklarına küçük geliyor. Yaklaşık 1 sene kadar kullanabildik bunu. Bunun da dediğim gibi bir kısmını devlet karşılıyor ama ne kadarını karşılıyor? 240 ya da 300 liraydı. Tam olarak hatırlamıyorum ama 100 lira kadarını bir devlet karşıladı. Onu da postaneye gidiyorsunuz. Postaneden işte parasını çekiyorsunuz. Yaklaşık 2 ay sonraydı. Yani siz alıyorsunuz. Devlet o vereceği kısmını da postaneden 2 ay sonra veriyor size. Daha sonrasında oturuyor, bize bakıyor. Ayakta durma aleti aldık Ata için, oturma aleti aldık. Bunların fiyatları euro bazında olduğu için değişiyor Türk lirasına vurduğunuz zaman. Cihazlarla alakalı fiyat bilgisi almak isterseniz bana DM'den yazın. Aldığımız yere de yönlendirebilirim sizi. Yalnız şöyle bir sıkıntı yaşadık biz aldığımız yerle. Bizim aldığımız yer Ankara'da. Cihazları görmeden aldık. Sadece videolarını izledik. Videoları izleyip aldık. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ata 1,5 yaşındayken aldık biz bu cihazları. O dönemde de Ata'ya uygun bir işte oturma sehpası olsun, ayakta durma sehpası yoktu. Bunda 0-6 yaş aralığı yazıyor ama ayakları uzanmıyor. Hiçbir şekilde uzanmıyor. Ne yaptıysak hani tam o istediğimiz pozisyonu veremedik maalesef ki bunda. Bu ayakta durma sehpasının aynı zamanda şöyle de bir şeyi var. Aktivite masası deniyor galiba. Tam hatırlamıyorum ismini. Aklıma gelirse aşağı yazarım. Buna tilt açısı verebiliyorsunuz. Şöyle kaldırabiliyorsunuz. İstediğiniz pozisyonlara gelebiliyor. Katlanabiliyor. Normal bebek arabaları gibi katlayıp arabanıza koyabiliyorsunuz. Dediğim gibi şu kısım Ata'da tam şey olmadı. Ata'ya rahat olmadı. Ata'yı da bindirip göstereyim ben size. Tabii ilk aldığımız dönemde şu an rahat bir şekilde oturabiliyor. Ama 1,5 yaşından 2 yaşından küçükse çocuklarınız bu tip cihazlar tam olarak uymuyor maalesef ki. Bunun başlığı da var, şuna benzer. Başlığı da maalesef ki tam olarak şu an kafası sığmıyor. Yani buna binmesi için en az 3 yaşına gelmesi gerekiyor. Biz sadece şu oturuş pozisyonunu alabilsin diye oturtuyoruz Ata'yı. Günün işte 5-6 saatinde bu oturma sehpasında oturuyor. Buna da ayakları tam olarak şu an uzanmıyor, ayakta durma sehpasına. O yüzden hani çok fazla binmiyor işin açıkçası. Artık yavaş yavaş bindirmeye çalışacağız. Çünkü Ata'nın boyu uzadı bu süreçte 1,5 yaşından sonra. Hızlı bir şekilde boyu uzamaya başladı. Şu an ayakta durma sehpasını kullanabiliyor. Burada gördüğünüz gibi kemeri var. Bu kemerini de göstereyim size. Buradan Ata'yı sabitleyebiliyoruz. Yapışını göstereyim. En büyük sıkıntımız şu ayak bölümü. Ayak bölümü buraya uzanmıyor. Yani tam istediğimiz o boyutta değil yani. Biraz da ayaklarının biz basmasını istiyoruz ama ayakları maalesef ki basmıyor. Bunu da aşağı yukarı çekebiliyorsunuz ama en son yerinde. Şu an çekebileceğim en son yerinde. Ben de onun için şöyle farklı bir şey düşündüm. Onu da göstereceğim. Önce Ata'yı bir bağlayayım. Onu bir görün. Dur anneciğim. Yani ayakta durma sehpası oturma sehpası daha pahalı ayakta durma sehpasına göre. Bunu da bilginizde olsun. Peçete getireceğim bir dakika. Keserim zaten. Bakın normalde Ata'nın burada otururken kafasının dik olması gerekiyor. Ve şu şekilde dediğim gibi bir aparatı var. Aparatın bu şekilde sabitlenmiş olması gerekiyor. Ve şu şekilde kafasının durması gerekiyor. Tabii bu tilt açısını belirli aralıkları var. İstediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Arkada, gel hayatım arkayı göster. Arkada şöyle bir basma yeri var. Buraya basıyorsunuz. Şu şekilde arkaya doğru atabiliyor. Arkaya doğru kafası geldi zaten. Biraz daha çökük bir durumda oluyor. Bu aynı zamanda skolyoz oluşumunu da engelliyor. Tekrardan istediğim gibi bu şekilde kaldırabiliyorum. Evet, bu araba oturma sehpası olarak geçiyor ama bunu dışarıda da kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi katlanabiliyor bu. Rahat bir şekilde böyle dışarıda kullanıp gezdirebiliyorsunuz çocuğunuzu. Bazı çocuklar makine kullanıyorlar. Makineye bağlı çocuklar var. Altta da büyük bir yeri var. İsterseniz oraya da ekstradan bu makineler için yer yaptırabilirsiniz. Çünkü bu alt kısmının aralığı diğerlerine göre biraz daha geniş. Ben buna da dikkat ettim. Çünkü bizim makineye bağlanma riskimiz var. Daha önce de söylemiştim. Bakın alt aralığı yaklaşık, bunu ölçüp söyleyeyim çünkü bana bunu çok sormuşlardı. Bu alt aralığının kaç santim diye. Zaten bunu siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan bu kısma kadar neredeyse, yani bu alta da koyabilirsiniz, monte ettirebilirsiniz. Neredeyse bir 35-40 santim kadarı var. 35 santim değil yani, 35 santim kadarı var. Rahat bir şekilde makineleri sığabilir. Bu yan tarafa taşınabilir, aspirasyon cihazları var makinalı çocuklar için. Onu yerleştirebilirsiniz. Onun için zaten sadece makineler alıyor. Biz şu an makineye bağlı değiliz ama ileride taşınabilir aspirasyon cihazı düşünüyoruz. Taşınabilir aspirasyon cihazı alırsak da yan taraflara monte ettirmeyi düşünüyoruz. Şimdi bir de şundan bahsedeceğim. Şöyle iki tane biz dizlik aldık. Ayakta durma sehpası için. Bunlar kırılmaz dizlikler. Kırılmaz dizlik diye geçiyor galiba. Tam olarak bunun da ismini hatırlamıyorum ama dizlik demişlerdi buna sadece. Ayakta durma dizliği olarak aldık biz bunu. Ayakta durmaya çıkartırken dizlik artı bu aparatlarını kullanırız ama bu çok işlevsel bir makine değil. Bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Genel dediğim gibi Ata gibi çocuklar için özel yapım artık ayakta durma cihazları yok. Biz o dönemde çok istedik Ata'ya özel ayakta durma cihazı alalım diye ama Ata'nın yaş aralığı için yoktu. En az hani 4-5 yaşında olması gerekiyor ki çocuk ayakta durma cihazına hani sağlıklı bir şekilde binebilsin. Buna binmesi de gerçekten çok zor oluyor. Birkaç marka vardı, hepsini araştırdım ama Türkiye ile işte anlaşmalarını sonlandırmışlar. Maalesef ki bulamadık. Ayakta durma sehpasına biraz daha çok fazla para verdik. Pardon, oturma sehpasına biraz daha fazla para verdik. Ayakta durma sehpası için de yani çok işlevsel bir şey bulamadığımız için de çok fazla pahalı değildi ona nazaran. Neredeyse onun 1/5 kadar yani, bunu söyleyebilirim size. Ayakta durma sehpaları neredeyse yani 10-15 bin liradan başlıyor. O fiyatlarından başlıyor. 30 bin liraya da var, 40 bin liraya da var, 60 bin liraya da kadar da var. Ama dediğim gibi bunların hiçbirini devlet karşılamıyor. Hepsini siz kendi bütçenize karşılıyorsunuz. İlerleyen zamanlarda da bunu 6 yaşına kadar kullanabiliyor, 6-7 yaşına kadar. Daha sonrasında da 6 yaşından sonra da farklı bir ayakta durma sehpasına geçiş sağlayacağız. 5 yaşından sonra da ayakta durma sehpasını değiştirmeyi düşünüyoruz biz. Eğer maddiyatımız ona yeterse, bilmiyorum şu anki durumumuzu. Yani Ata çok masraflı bir çocuk. Ata gidiyor. Tabii devlet katkısı da olmadığı için ekstra zorlayan durumlar bunlar bize. Şimdi bir de şunu göstereyim. Evet, ben biraz normal makinamızdan bahsetmek istiyorum. Ata bildiğiniz gibi gastrostomi ile beslenen bir çocuk. Buna biz PEG diyoruz. Midesinde bir hortum var. İlk işte bu hastalığını öğrendiğimiz dönemde 3 aylıktan sonra bizde PEG takıldı. PEG takıldığından itibaren de şırınga kullandık. Bu 50'lik şırıngalardan kullandık. Ama Ata'da ciddi şekilde reflü vardı. Hiçbir şekilde beslenemiyordu. Sürekli kusuyordu. Bu süreçte de çok zorlandık gerçekten. Hatta bu yüzden çok enfeksiyon geçirdik. 1 yaşından sonra da mama makinesiyle tanıştık. Bilgimiz yoktu bundan. Doktorumuz önerdi. Mama makinesi kullanırsanız biraz daha yavaş gider. Daha rahat bir şekilde besleyebilirsiniz. Bu şekilde reflü önleyebiliriz dedi. Denedik. Gayet de memnun kaldık. Bunu soranlar olacaktır. Devlet tarafından bu veriliyor. Gastroloğunuza başvurun. Yani çocuğum beslenemiyor da çocuğumda reflü var. İşte mama makinesini denemek istiyorum, mama makinesine beslenmek istiyorum diye söyleyip evinize bir hemşire atıyor. Bu hemşire mama makinesini size nasıl kullanabileceğinizi anlatıyor. Aynı zamanda da bu kullandığınız markanın, mesela biz Abotu kullanıyoruz. Direkt servis, teknik servis gönderiyorlar. Herhangi bir arıza, bir sıkıntı, probleminiz olduğu zaman gerçekten çok güzel şekilde ilgileniyorlar. En son işte bir hafta önce bizim o makinemizde bir arıza çıktı. Direkt teknik servisi yönlendirdi ve hemen aynı gün içerisinde halloldu sıkıntımız. Bir de bu mama makinesinin içlerinde mama setleri var. Şu şekilde aparatlar var. Bunu siz kendiniz takıyorsunuz. Şu şekilde alıp tık diye takıyorsunuz. Bundan ayda 30 kez kullanmanız gerekiyor. Yine bunu da size devlet veriyor. Eskiden bunlar da ücretliydi. Bir kısmını devlet karşılıyordu, bir kısmını siz karşılıyordunuz. Ama artık ücretsiz bir şekilde bu mama aparatlarını, mama setlerini de alabiliyorsunuz. Mamalarımız zaten ücretsiz, birçok kişi biliyordur. Bunun için de tabii ki özel gereksinim raporunuz olması gerekiyor. Şimdi mama makinesini gösterdim. Bir de biz Ata için el tipi masaj aleti aldık. Ata gibi çocuklar hareketsiz olduğu için, emme yutma olmadığı için ciddi derecede sekresyon oluyor maalesef ki. Bu sekresyonu da engellemek için işte postürel drenaj yapıyoruz. Onun yanında işte burnunu esefle açıyoruz, işte farklı nefes egzersizleri yapıyoruz ama bunlar yetersiz kalıyor. Yani ne kadar dikkat etsek de enfeksiyonu elverişli bir çocuk maalesef ki. Bu aldığımız alet de nasıl çalıştığını da göstereceğim şimdi ben size. Hatta bunu biz Ata'da da deneyelim. Ata'yı yana yatırayım ve nasıl yaptığımı göstereyim size. Bu arada kullandığımız masaj aletinin markasını soracak olursanız biz Medisana'nın işte el tipi masaj aletini aldık. Kullanıcı yorumlarına göre aldım ben işte açıkçası. Çok fazla bir tecrübemiz olmadığı için ilk aldığımız ürün bu masaj aleti olarak. Denedikten sonra da gayet beğendim. Yani kullanımı rahat, hiçbir sıkıntı yaşamadık masaj aletimizle alakalı. Ama ki şöyle bir sıkıntı var. Bunu normal işte büyükler de alabiliyor. Yani Ata'nın yaş aralığından daha büyük kişiler de bunu alabiliyor. Titreşimi Ata için fazla. Yani gerçekten baskısı çok yüksek. O yüzden ben Ata'ya masaj yaparken üzerine yumuşak bir örtü seriyorum. Bu yumuşak, hani sırtında ağrı olmasın diye. Masaj yaparken de bunu detaylı bir videoda göstereceğim ama sadece şöyle üstünkörü anlatıyorum. Bakın burada yazıyor zaten. Modu var, işte açma kapatma düğmeleri var, kısma, yani daha yüksek derecesi var, daha aşağı derecesi var. Bu şekilde değişiyor bu. Şimdi göstereyim bunu. Çalıştırıyoruz bakın. Kemiklere dokunmadan, kemiklere zarar vermeden. Şu şekilde balgama rahat bir şekilde atması için. Ben zaten bilmiyorum, doğum günü videosundan sonra gelir galiba ama Ata'ya masaj yaparken, ardından da masaj aletiyle masaj yaparken bunları tek tek detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben nasıl yapıyorum onu anlatacağım. Hani şey de söylemeyeyim, bilir kişi değilim dediğim gibi. Sadece yani ben ne şekilde yapıyorum bunu, onu anlatacağım size. Şöyle hiç sesi çıkmıyor şu an, o kadar rahatlıyor ki. Özellikle şu bölgelere, yan bölgelere. Bakın tepki veriyor, gördünüz mü? Gülüyor belki orada. Şöyle kemiklere dokunmadan nasıl postural drenaj yapıyoruz şu şekilde. Rahatlaması açısından. Arada bir de şöyle postural drenaj yapıyoruz. Zaten masaj aletine başlamadan önce ilk önce masajın oluyor. Masajın olduktan sonra postural drenaj yapıyorum ben ona. Şöyle bir rahatlatıyorum. Elim kürek şeklinde oluyor. Yine üstünü kapatıyorum. Bu şekilde de çok baskı vermeden, gerçekten şu elimden anlayabilirsiniz. Baskısı biraz daha yüksek. Yani en düşük seviyede şu anda bu şekilde. O yüzden kemiklerine zarar vermesin, ağrı yapmasın diye bir örtü yardımıyla yapıyorum ve örtünün üzerinden bile çok fazla bastırmıyorum. Dediğim gibi şu şekilde masajını yapıyoruz. Detaylı bir video gelecek. Sadece hani aşırı şekilde sekresyon yaşayan çocuklarımız var. Onlar için de tavsiye olur. Videomuz bu kadardı. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoyu da Ata'nın doğum günü alışveriş olur diye düşünüyorum. Şu an internetten sipariş ettiğim şeyler de var. Onların gelmesini bekliyorum. Babasıyla da dün alışveriş yaptık birazcık. İşte hepsini böyle toparlayıp neler aldık, neler yaptık. Konsepti çok merak ediyorsunuz. Birkaç kişi biliyor, sadece onun dışında çok fazla kimse bilmiyor. Ama konsepti gerçekten çok anlamlı. Ve el emeği göz nuru olacak bu seferki doğum günü. Yani diğerinde de yine öyleydi ama bu seferkinde biraz daha heyecanlıyız. Bilmiyorum, belki 2 yaşı geleceği için. Çünkü Ata'ya 2 ay yaşar demişlerdi. Şimdi biz onun 2 yaşını kutlayacağız. O yüzden çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hani bu konularla alakalı olabilir ya da işte ücretlerini DM'den yazın ama aşağı yazmayın lütfen. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyebilirsiniz ama yine de beğeniniz. Bu şekildeydi. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.